Başkanlığındaki bütün tabloları teker teker incelettirdik Hollanda'dan gelen uzmanlara ve tüm tablolarla ilgili bir öncelik raporu çıkardık. Tablolarımızın bir kısmının çok öncelikli restorasyona ihtiyacı vardı. Bir kısmının çok öncelikli konservasyona ihtiyacı vardı. Bir kısmının durumu iyiydi. Biz bunlar arasından, bu tablolardan 43 tane tabloyu özel olarak hem değerlerinin ön planda olması hem de acil restorasyon ve konservasyonun duymaları önceliğini alarak bunları belirledik ki bu tabloların önce konservasyonla başladık. Bunlar nem uygulaması için kullanılan malzemeler, o tablonun daha net ortaya çıkmasını sağlamak için. Bunlar temizlik, toz ve yüzey temizliği için kullanılan çok hassas ince malzemeler. Learn from each other and respect each other's culture and then actually really step. I suggest we go inside and we look at what the work is being done by others. Because it came into the studio in quite a bad condition. Studio'muza geldiğinde tablo gerçekten çok kötüydü. There are lots of deformations and there were 95 tears and holes in the canvas. Çok fazla deformasyona uğramıştı ve toplamda 95 tane delik delik bulunan dedi tabloda. Siz de buradaki deformasyonun ne kadar büyük seviyede olduğunu görebilirsiniz. We achieved the back of the painting when it came in with patches on the biggest holes. Tablo bize getirildiğinde arka kısımdan bir seviyelerini görüyoruz. Yatıklar ve bütün bu yatıkları delikleri yamamak için kullanılan planalar bulunmaktaydı. The painting was in restoration still, it's not finished, but what we did was the structural treatment. Willem de Ridder did the structural treatment and he removed all these patches. It's actually a dictionary. The cover from a dictionary was used to repair the painting. And a leather bag was tablonun restorasyonunda yama olarak kullanılmış. Henüz tamamlanmadı restorasyon ama hala üzerinde çalışıyoruz. And you see it's so thick that it pushes the canvas to the front. So, burada yüzeyin de arkadan baskı uygulanmasından dolayı öne doğru çıkıntıların oluştuğunu yüzeyde görüyoruz. So we repair the tears with much thinner materials. Çok daha ince malzemelerle biz bu yırtıkları ve delikleri tamir etmeye çalıştık. 1974'te uzun bir süre kalıyor. Hatta Serkis Bey Adası'nda, bugünkü Galatasaray Adası dediğimiz Serkis Bey Adası'nda 6 ay kadar yaşadı. Ve Osmanlı donanması resmini orada, yani denizden karşıdan görerek yaptığını biliyoruz. Ve Boğaziçi'ne tabii büyülendiğiniz. Nitekim bizim koleksiyondaki eserler hemen hepsi 1884, 1874 tarihli. Bu donlardan birisi. Also in this case, the canvas was fragile and it needed some extra support on the edges. Burada da yine fragile seçtiği için, kırılgan hale geldiği için özellikle köşelerden, kenarlardan ek desteğe ihtiyaç var. Now, much better stretched, it was very slack. Tabii buna kimsenin dokunmaması gerekiyor, pek ben dokunabiliyorum. Ama dokunduğum zaman şunu söyleyebilirim, çok daha gergin bir şekilde, daha önceki kaslantılarında oldukça kötü durumdaydı. Şimdi gergin bir şekilde, kötü bir şekilde. Fallen turned it. And we aim to finish it in 1 year. Maybe that tells you something. Ne kadar sürer bu şekilde bir soru geldi. Genel olarak bir süre vermek mümkün değil ama biz şu anda 40 tablo üzerinde 4 kişiyle çalışıyoruz ve bir senelik bir süre koyduk kendimize. Yani bir yılda bunu tamamlamayı amaçlıyoruz. Belki bu bir fikir verebilir. Ahşap panel üzerine boyanmış bir tablo. Bu şekilde ahşap panel üzerine yapılmış 3 tablomuz daha var. Ama oldukça istisnai olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yekpare, tek parça bir ahşap üzerine kullanmış ve bu büyüklükte bir ahşap görmek çok sık karşılaştığımız bir şey değil bu zamanlarda. Var bir CD'de. Show that kalitesinin, tablonun kalitesinin ne kadar iyi olduğunu buradan görebiliriz. Gerçekten çok ince bir çalışma yapılmış üzerinde. Very smooth. Son derece pürüzsüz. The rest of the painting of Jerome. Burada Jerome'un resminin çerçevesini görüyoruz. Bu tablo da stüdyomuza geldiğinde aynı koşuldaydı. Bu şekilde görünüyordu. Paint.
almost nothing was left. Burada orijinal baraktan kalan kısımlar sadece şu gösterdiği yerler, kenarlar ama neredeyse orijinal halinden hiçbir şey kalmamıştı diyebiliriz.